Kayseri. Bu restoranlar neden kapandı? Yani sadece virüs restoranlarda kafeteryada mı bulaşıyor? Metrolar tıkış tıkış, otobüsler tıkış tıkış. Havalimanları orta koltuk bile boş değil. Yani bunu anlamadım. Bu sektörde gündelik çalışan bir sürü personel var. Ne olacak? Biz buraya yatırım yaptık. Size ne olacak? Ödemelerle ilgili bir yapılandırma geldi mi? Biz her ay belirli planlar var. Bunları kim ödeyecek? Onu anlatmaya çalışıyorum. Sadece bu yapılan yasak restoran içlere, kafeteryalara sadece onlara bir darma vurmuş oluyor. Ayrımcılık var. O zaman 15 gün, 10 gün Türkiye'ye yasaklar. Herkese 15 gün yasaklarsa bu işi çözersin. Bu şekilde milyonlarca insanı mağdur ediyorsunuz. Onun için psikolojim çok bozuk. Bakacak bu kadar insan mağdur oldu. Kaydım. Şimdi Bedri Usta'nın bir Instagram'da postu var, onu dinledim. Bedri Usta isyanlar da, haklı olarak tabii biz restorancılar da isyanlardayız. Bu iş nasıl olacak, nasıl bitecek, bu virüs ne zaman bitecek, bu yasaklar ne zaman kalkacak veya daha beteri mi olacak, beterin beteri diye bir laf vardır ya, ondan bahsediyorum. Bu nasıl olacak gerçekten arkadaşlar bilmiyorum. Çok işletmeci arkadaşımla görüştüm. Çok telefon görüşmesi yaptık. Çok konuştuk. Paket servis diyoruz. İşte gel al diyoruz. Ama inanın ki sadece paket servis ve gel al da olmuyor bu işler. Bu ya bir işletmenin en önemli hani geçimi, en önemli kar sağladığı yer artık o kadar karlarda kalmadı da. Yani bu ben işin içinde olduğum için söylüyorum. Diğer tabi bu videoyu izleyen diğer işletmeci arkadaşlarım da, abilerim de, dostlarım da zaten bilecekler. Salondan ancak çok fazla kar elde edebiliyorsunuz. Hani fazla kar dedim, böyle uçuk karlardan bahsetmiyorum. Paket siparişi dediğimiz zaman çok fazla bir aklınıza kar marjı gelmesin. Çünkü paketin maliyeti gerçekten çok yüksek. Hüseyin, bana bir şeye getirir misin? Bizim burger kutularımızı getirir misin? Pizza kutularını alalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi paketin içerisine diğer ürünleri de getirelim. Bu paketin içine koymuş olduğumuz setleri getirelim. İşte ketçap mayonezi getirelim, şeyi getirelim. Şimdi bakın, bu kutuyu ben Hedrapark'tan yaptırdım. 2 lira gibi maliyeti vardı Mart ayında. Şimdi Mevlüt abiyle görüşüyoruz. Daha dün görüştük Mevlüt abiyle. Şimdi bu kutunun maliyeti arkadaşlar 3 liraya dayandı. 3 lira. Görüyor musunuz? Şu kutunun maliyeti şöyle içinde şey var. Biliyorsunuz. 3 liraya dayandı. Getir abi. Burada tabii bu kutunun içine burgeri koyup sadece bunu şey yapmıyorsunuz. Bu içine setini koymanız lazım. Islak mendil, tuz, işte çatal bıçak veya işte pirzola falan koyacaksın. İşte çatal bıçak. Yani çatal bıçak da yenilebilecek ürünlerin hepsini şey yapacaksınız. Yani bunu koymanız lazım. Şimdi bunun tabii ketçabı var, mayonezi var. Mayonezi, ketçapları da alalım, şeyleri de alalım. Bunların hepsi arkadaşlar bir maliyet. Yani uzun uzun anlatmama gerek yok. Zaten bunları bilen biliyor. Tamam mı? Şöyle. Bakın bu kutu. Ketçaplar falan var. Tabii burgerleri sarmış olduğumuz ambalaj kağıtları olsun, şey olsun. Bunların hepsi de bir maliyet. Şimdi paket servis diyoruz ya. Motor bir maliyet, motorun yakıtı bir maliyet, motor almak bir maliyet, motorun kaskosu bir maliyet, motorun aylık bakımları bir maliyet. Paket servis diyoruz ya, nasıl olsa paket servis var. Değil işte. Değil. Yani sadece paket servisi olmuyor. Yani paket servisin maliyeti çok yüksek. Kar marjınızı çok düşürüyor. Yani çok ufak karlarla çıkıyorsunuz. Sadece işletmeyi döndürebiliyor. O kadar. Başka bir şey yok. Yani bir motorcunun maliyeti 7 bin liraya aşıyor arkadaşlar. Yani şu anda 7 bin liraya geçiyor yani. Bakıldığında. 7 bin lira. Şimdi halbuki bu böyle olmasaydı, restoranları açsaydık, oturma alanlarını açsaydık ki açıktı zaten. İşte sosyal mesafeni işte koruduk, ettik bilmem ne. Bedri Usta'nın demiş olduğu aslında şu. Her yer açık ya. Neden restoranları kapatıyoruz? Neden? Sebebi ne? Bu insanlar işe gidecek, gelecek, metroya binecek, metrobüse binecek. Yani sonuçta yine kalabalık ortamda olacaklar. Yani burada adam buraya gelmiş otursa burada ne zararı çıkacak ki? Yani ne olacak yani burada? Burada iç içe mi giriyor? Zaten biz bunların hepsini
ayrıştırıyoruz. Zaten bizim hani burası çok fazla zaten dolmuyor. Ya dolan yerler de var eyvallah ama ya ona göre o zaman sosyal mesafesini korusalardı yani. O zaman işin ucu niye bize dokunuyor? Hani ben de burada serzenişte bulunayım. Evet yani sonuçta biz işletmeciyiz. İşletme, yani bu işletmeyi yürütüyoruz. Burada personel çalıştırıyoruz. Burada kaç kişi çalışıyor? Bunların bütün sorumluluğu hepsi bir bizim üzerimizde. Ama hal böyle olduğu zaman da paket servisi gel al. Maalesef yani maalesef bu işin altından nasıl kalkacağız bilmiyoruz. Allah büyüktür. Şimdi gelelim şeye. Bu işten nasıl yapacağız? Bu işten nasıl kurtulacağız? Bu işten nasıl kurtulmamız lazım? Paket servisleri nasıl yapmamız lazım? Sadece paket servisi kurtulabilir miyiz? Bence sadece paket servisi kurtulamayız. Paket servisinin de bu dönemde çok patlayacağını düşünüyorum. Çünkü herkes paket servisi yükleneceği için bu sefer paket servisin hız konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu sefer hız konusunda sıkıntı yaşandığı zaman bu sefer kalitenin düşeceğine inanıyorum. Bu benim kendi tecrübem. Ben 10 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Ben son işte 1 yıldır, daha doğrusu 1,5 yıldır işletmecilik yapıyorum. Ama danışmanlık vermiş olduğum işletmeler ayrı bir. Orada da edinmiş olduğum tecrübeler var. Mesela şimdi spontane birisini arayalım. Batu abi, kim arayalım? Bakın, şimdi birini arıyorum. Kim arayayım? Bizim İzzettin abi arayayım bak mesela. Hasan Usta Kebap mesela, tamam mı? Çok büyük bir yer, çok devasa bir yer. Kaç kişi çalıştırıyor? Yani Hasan Usta Kebap sadece paket servisi yapsa mı olacak ki yani? Şimdi bakalım İzzettin abi, Hasan Usta Kebap. Haberi yok ha, gerçekten haberi yok. Şu anda spontane arıyorum. Meşgule ver, demek ki şu anda müsait değil. Kimi arayayım? Bizim Hüseyin abi arayayım bak, Güvenç Konyalı. Ya da şunu arayayım, Fevzi abi arayayım önce. Fevzi Güvenç Konyalı'yı arayayım. O da Şekerpınar'da işletmesi var. Aradığınız kişi şu anda meşgul. O da meşgul. Abi herkes meşgul ya. Hüseyin abi arayayım bakayım. Hüseyin abi ne diyor? Tabii video çektiklerimizde haberi yok bunların. Tabii tabii alabilirsin. Şey. Şimdi işletmeci olmak kolay değil. Ya telefonları meşgul oluyor, ya telefonları çalıyor, açamıyorlar tabii yoğunsa ya. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. 3'te 0 çektik Batuhan. Şimdi şeyi arayayım. Mehdi'yi arayayım. Mehdi'den sonra şey arayayım. Bizim Mustafa var. O da kasap burger. Şimdi bunların hepsi peş peşe beni arar ha. Serkan baba. Mehdi baba ne yapıyorsun? Nerelerdesin baba? Vallahi özledik seni ya. Vallahi ben de seni çok kaos çıkartıyoruz abi. Kaostayım. Yemin ediyorum bir kaos sevdasına kapıldın gittin. Harbiden de çıkardın yani. Vallahi ne yapayım abi? Kaos her yerde çıktı abi. Sadece ben de değil. Ben sadece öncüsü oldum bu işin ya. Sen ne yapıyorsun? İyidir vallahi. Çok şükür vallahi. Ne yapalım ya biz de? Mücadele. Ay. Nasıl gidiyor? Ne diyorsun bu yasaklarla alakalı şimdi? Ya bu yasaklarla ilgili ne diyeceğim abi? Bıktık usandık diyorum. Bir an önce bir kurtulsaydık Allah'ın izniyle. Evet abi. Artık rahat rahat insanları alsaydık. İnsanlar da korkusuz bir şekilde rahat rahat gelseydi. Hı hı. Tek temennimiz o inşallah ocağa kadar bu hadiseler bitmiş olur diye düşünüyorum. Peki ama sen nasıl bir organizasyon yapıyorsun abi şimdi bu yasaklarla alakalı? Ne yaptın abi şimdi? Abi şöyle yani kuryelerimizi hızlandırıp kuryelerimizi sağlam tutacağız. Evet. Bu şekilde hareket edeceğiz abi. Başka çare yok, yapacak bir şey yok. Anladım abi. Yani şimdi paket servis sence şeyi kurtarır mı? İşletmenin genel giderleri falan kurtarır mı? Sence? Ya abi şöyle. İyi yönetirse işletmeciler pandemiyi. Evet. Paket servisini hız konusunda, zaman konusunda, fiyat performansı konusunda iyi değerlendirirse bence avantajlı olur. Peki bir şey diyeceğim.
Bu pandemi süresince paket patlar bence ve çok yoğun talep olacağı için hızın kalitesinin düşeceğini düşünüyorum. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Tabii yani olabildiğince sıcak ulaştırmak önemli müşteriye. Mesela yani, senin lahmacun kaç dakikada soğuyor? Ben mesela o konuda çok talihsizim. Çok sıkıntıdayım. Yani hamurum ince olduğu için lahmacun çok çabuk soğuyor benim. Evet. Çok çabuk soğuyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde teslimat yapmam gerekiyor. Yani lahmacun çıktıktan sonra kaç dakika içerisinde teslimat yapmam lazım? Abi normal şartlarda benim babası en fazla 8-10 dakikada yapmam lazım, teslim etmem lazım. 8-10 dakikada? Tabii. Abi çok kısa abi. Diyor. Abi şu anda paket fiyatlarının müthiş derecede abi %50 neredeyse zam geldi abi ya. Paket fiyatlarına, kutulara falan onlara bahsediyorum abi. Hepsine %50 ve üzeri zam geldi, evet. Yani anladın mı abi? Yani bunların hepsi bir maliyet bakıldığında. Aynen öyle. Bunu sen şimdi yansıtırsan bu sefer tepki çekeceksin. Tabii zam da yapamıyorsun abi. Sen çok olmuş olacaksın bilmiyorum ama Allah'tan sana insanlar bilinçli, her şeye zam geldiğini biliyor. Bakacağız abi. Bir arayayım seni dedim, bir sesini falan duyayım dedim. Allah razı olsun, iyi yaptın, iyi yaptın Serkan baba. Bekliyorum bu aralar. Müsait olursan. İnşallah, inşallah. Tamam, kendine çok iyi bak abi. Sen de çok sağ ol, dikkat et kendine, görüşürüz. Görüşürüz abi. Eyvallah, sağ ol, sen de. Sağ ol. Şimdi az önce Fevzi abi aradık. Telefonu meşguldü ya. Şimdi bana geri dönüş yaptı. Ben Mehdi ile konuşurken. Şimdi Fevzi abi bir arayalım. Kaos var burada, kaos. Ya telefonu açar açmaz hemen kaos var dedin abi ya. Vallahi kaosa bağladım. Peki bir şey diyeceğim Fevzi abi sana. Kaos kelimesini, kaos kelimesini beğeniyor musun abi? Beğeniyorum. Güzel bir slogan. Güzel. Kafada yer eden bir isim oldu. İsim mi oldu? Tabii aynen, pandemi aynen. Pandemi süresince de zaten kaos olması apayrı bir kaos zaten. Değil mi aynen. abi? Aynen. Kaosun ortasında iyice bir kaos yaratmış. Bu şey var. Bedir Usta var. Bedir Usta'yı biliyor musun abi? İyi tanırım Bedir'i. Onun sondan iki önce paylaşmış olduğu videosu var. İzledin mi? Bugün Murat paylaşmış. Onu izledim. Evet. O şeyle ilgilerini. Ya çocuk, adam doğru söylüyor yani. Değil mi? Bir de ilginç olan ne biliyor musun Serkan? Yol boyunda her yer açık. Yol boylarındaki şey, dinlenme tesisleri falan da açık. Allah Allah. Tabii tabii. Dinlenme tesisleri açık mı abi? Işteki. Öyle dinlenme mi? Dinlenme tesisleri açık. Bir biz kapalıyız. Onu anlayamadım. Vallahi bilmiyorum Serkan. Bana göre yanlış bir karar. Ya komple kapatacaktı. Evet. Ya da böyle saçma sapan bir şey olmayacaktı. Yani şimdi abi ben de şimdi valla düşünüyorum, millet işine gidecek. İşte herkes zaten, adam mesela az önce bir müşteriyle görüştüm. Abi diyor Dünya Ticaret Merkezi'nde paket servisim var mı? Var. Dedim ki orada kaç kişisiniz? Abi 20 kişiyiz diyor. Şimdi abi yani 20 kişi orada çalışacak abi. Tamam mı? Birbirleriyle temas halinde olacaklar. Evet. O zaman ne anladık abi biz bu işten? Onu diyorum Serkan. Ya bu sakin restoranlara verilmiş bir garez gibi. Abi yazın bütün biçler, bilmem neler hepsi açıktı. Herkes ne güzel gezdi, etti, bilmem ne oldu. Ondan sonra bu iş yine kışın yine bizim başımıza patladı abi. Aynen öyle Serkan. Yapacak bir şey yok abi. Hayırlısı olsun. Abi hayırlısı olsun ya. Seni de bir arayayım dedim, bir sorayım dedim. Bu konu tamam, hakkında görüşlerini alayım dedim ben senin ya. Tamam, görüşürüz. Efendim. Var mı isim Erzun? Canın sağlı Serkan'ım, kendine iyi bak. Tamam abi, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Murat selam var. Oo Murat ustam. Kendine iyi bak, görüşürüz. Bir gün kaostan beslenmeyi bekliyorum size. İnşallah. Gerçi besleniyorsunuz zaten, hayatınızda bir sürü kaos var da. Neyse, hayatınızda bizden başka kaos olmasın abi. Bir de tadımlık kaos olsun. Tadımlık kaos olur. Tamam, öpüyorum kardeşim. Abi saygılar, kendinize çok iyi bakın. Şimdi arkadaşlar iki tane işletmeci arkadaşımla görüştüm. Bir tanesi Mehdi, bir tanesi Fevzi Güvenç Erkoyalı. Şekerpınar değeri var. Mehdi'nin de Beylikdüzü'nde, Kurtköy'de ve Avcılar'da 3 tane yeri var. Hatta bir de Bahçeşehir'de bir de hızlı paket yeri var. Bunlar yıllardan beri bu sektörün içerisinde. İşte Mehdi'nin görüşlerini dinlediniz. İşte Fevzi abinin görüşlerini dinlediniz. Şimdi bir tane de şefle görüşelim. Çok eskiden tanımış olduğum bir şef var. Erkan Şef. Titanik Kartal'ın şu anda executive şefi.
biraz da ondan dinleyelim bakalım. Bu pandemiyle alakalı otelde ne yapmışlar? Ne gibi aksiyonlar alacaklar? Durumları nedir? Tabii onları dinleyelim. Tabii bu ses kayıtlarını onlara, şimdi şu onların şu anda haberleri yok. Ama işte montaja gireceğimiz zaman onlardan izin alarak tabii bunların hepsini yayınlayacağız. Bakalım. Evet. Erkan Şef. Geliyorum. Erkan Şef'im. Abi ne haber? İyi Allah'a şükür. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi abi. İşte geçen hafta yoğunluk formülü vardı. Evet. Onları gönderdik. Şimdi eve kapandık. İki hafta evdeyiz. Öyle mi? Otel şey mi yaptı? Ha yok yok. Otele çık da biz 15-15 çalışıyoruz ya. Ha öyle mi? Aynen. Otel devam ediyor. Benim 15'im bitti. 15. Şimdi ayın bu ikinci yarısı evdeyim ben. Anladım. Peki abi otelle alakalı bir sıkıntı falan var mı bu pandemi süresince? Şey diyorlar, normal çalışma saatlerinde bizde çalışılacak ama bir şey yok. Restoran kapsamına girmiyor ya otel olduğu evet. için. Evet. Az önce iki tane işletmeci arkadaşım var, onlarla biraz konuştum. Onlar da biraz dert yandılar abi bana. Bir de seni arayayım ben dedim de, sen de bir konuşayım dedim. Şimdi bir, sen de bir otelin bir executive şefisin yani abi, anladın mı? Senin de bir görüşlerini bir alayım dedim. Yani nasıl olacak, nasıl bitecek? Biz bu işten nasıl kurtulacağız? Biliyorsun bir şey olduğu zaman hemen yeme içme sektörü etkileniyor zaten yani. Hani etkileniyor derken hani şey insanlar şey düşünüyor. İşte yeme içme sektörü ölmez, yeme içme sektörü bitmez, yeme içme sektörü şöyle yapıyor. Ama bence yanlış. Yani çok dükkan kapatan insanlar var abi. Çok. Tabii ki tabii ki. Ya bizim otel olduğu için ayakta duruyor ama evet. Bizim de şöyle diğer oteller hiç açmayan otel var bizde. Öyle mi? Yani İstanbul'da bizim 5 otel var. Abi 2 tanesi mesela hiç açmadı. Anladım. Anladım yani açsa abi. Çünkü kar edemeyecek, kazanamayacak. Evet. Bu yüzden hiç açmayan yerler var bizde. Anladım abi. Tamam, var mı isteğin mevzun? Kendine iyi bak abi, görüşürüz. Görüşürüz abi, saygılar. Maksak haberdar. Tamam oğlum abi, görüşürüz, kendine iyi bak. Tamam abi, görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Bay bay abi. Arkadaşlar, duydunuz, işte birkaç işletmeci arkadaşımla konuştum. Onların da yine aynı şekilde dertleri yine aynı. Ne oluyorsa ilk başta yeme içme sektörünü vuruyor. Ama işimizi seviyor muyuz? Gerçekten işimizi severek yapıyoruz. Bu aradığım insanların hepsi işini severek yapıyor. Çok işletmeci arkadaşım var, ben sadece birkaç tanesini aradım. Hepsini arasam zaten video bayağı uzar gider. Yani hepsini de aramaya da gerek yok. Hepsinin bir serzenişi aynı. Bedir Usta'da nasıl bir serzenişte bulundu? İşte bunlar da farklı versiyonu. Ama Bedir Usta'nın gerçekten içi sızlamış, biliyorum, farkındayım. Hani bir söz vardır. İnşaattan bir adam düşmüş. Hemen adamın başına toplanmışlar, demişler ki ya bir şeyiniz falan var mı demişler. Adam kafasını kaldırmış, demiş ki ya bana inşaattan düşün, yani 5. kattan düşünü getirin de ben derdimi ona anlatayım. Aynı şekilde yani biz insanın derdinden anlıyoruz. Ama Allah'ın izniyle bu günler de geçecek. Yani bu karanlık günler de geçecek. Her karanlık gecenin bir aydınlığı vardır zaten, biliyorsunuz. Zor süreçler. Herkesin sinirleri gergin. Agresif olabilir. Ama yapmayın yani, kimse kimseye agresif cevaplar vermesin, sinirlenmesin. Bu süreçler atlatacağız yani. Ama benim hala kafam şunu almıyor. Neden? Lütfen bunun cevabını siz yorumlara yazın, olur mu? Yani neden sadece restoran? Neden sadece gıda? Bakın ben size, bana gelen bir tane mesaj okuyayım. Böyle bir şey olamaz ya. CNR Expo'dan gelmiş. Bakın bu kadar yasak varken, bu kadar restoranlar kısıtlanmışken gelen mesaja bakın. Türkiye'nin en büyük gıda buluşması. CNR Food, İstanbul Fuarı, Ambalaj, Franchising ve Gurme Özel Bölümleriyle 25-28 Kasım arası CNR Expo'da ücretsiz giriş biletinizi hemen alın falan filan bilmem ne diye mesaj geldi. Bu fuarın yapılması çok önemli. Yani. Sadece bu fuar değil, belli başlı fuarların yapılması da çok önemli. Etkinliklerin yapılması çok önemli. Yazık günah değil mi ya? Bu kadar insanın yani hakkını, emeğini, yazık günah değil mi? Bunlara var ama bize yok. Valla takdir sizin. Yorumlar sizin.
biz işletmeci olarak bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü artık yani biz esnafız, işletmeciyiz, biz bir şey söyleyemiyoruz. Valla sözü siz değerli arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime, ablalarıma bırakıyorum. Tamam mı? Böyle bir video çekmek istedim. Bu videoyu da hani Bedir Usta'nın hani serzenişinden biraz esinlendim. İşte Bedir Usta biraz kendini ifade etti. Kendi derdini anlattı. Hadi ben de artık kendi derdimi anlatayım diye bu videoyu çekiyorum. Sosyal medyamızı paylaşıyoruz. Ki hani sizlere uğraşalım diye. İnşallah bu video amacını bulur. Yerini bulur. Amacımız zaten isyan etmek değil. Kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Devlet büyüklerimiz bir karar vermişse biz de bunu uygulayacağız. Bununla yapacak bir şey yok. Valla benden bu kadar. Yani artık takdir sizin, yorumlar sizin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayatınızda bizden başka kaos olmasın.